Bu arada piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz toplantısındaydı. Banka faiz oranlarında değişiklik yapmadı. Dolarsa yeni bir rekor kırdı. 2 lira 89 kuruşu aştı. Dolardaki hareketlerin spekülatif olduğunu belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, faiz kararı ile ilgili olarak da faiz artırılmalı diye ahkam kesmek Türkiye'ye iyilik değildir. İç ve dış etkenlere bağlı olarak tüm dünyada dalgalanan dolar kuru Türkiye'de de durulmuyor. Dolardaki yükseliş sürüyor. Dolar kuru bu sabah yine hareketli bir seyir izledi. Güne 2.87'den başlamıştı. Akşam saat 17'ye yaklaşırken de 2.89'u aştı. Sadece yurt içine bakarak yurt dışında olan bitene sırtımızı dönmek de doğru değil. Fakat erken seçim senaryolarının şu anda masada yüzdesel olarak daha fazla ağırlık kazanması fiyatların bu noktada 2.88-89 seviyelerine gitmesine neden oldu ki şu anda yeni rekorlar ardı ardına geliyor gün içinde de. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye göre dolardaki hareketlilik spekülatif. Şu andaki yaşanan şey tam anlamıyla spekülatiftir. Birilerinin bunu fırsat belirlemesinden, aradaki o kırılmalardan, aradaki o hareketlerden menfaat sağlamasından başka bir şey değildir. Kura müdahale etmemek lazım. Piyasanın kendi dengesi içinde bunu halletmesini müsaade etmek lazım. Gözler bir yandan da Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Banka faizi %7,5'ta sabit tuttu. Faiz artırılmalı diye ekonomi adına ekonomi sahikiyle ahkam kesmeye çalışmak Türkiye'ye iyilik değildir diye düşünüyorum. Soma maden faciası davasının 3. duruşması başladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde görülen duruşmada